Değerli seyircilerimiz hoş geldiniz. Ekranlarınızın karşısına Kent ve Ekonomi canlı yayınıyla Manisa Televizyonu ekranında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her pazartesi saat 15'te, hafta içi her gün saat 15'te olduğu gibi, daha doğru bir ifadeyle. Ama bugün pazartesi olduğu için stüdyomuzda değerli akademisyen konuklarımızı sizlerle buluşturuyoruz, biliyorsunuz. Hem özellikle iç siyaset, hem dış siyaset ve tabii ki dış siyasete ve iç siyasete dönük olarak ekonomide son dönemde neler yaşanıyor? Ekopolitik bir gözlemle sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz değerli görüşlerini hocalarımızın. Profesör Doktor Mehmet Bülent Uludağ bizlerle birlikte, akademisyen, yazar. Değerli hocam hoş geldiniz bu haftada. Merhabalar. Hoş bulduk. Doçent Doktor Halil Erdemir, değerli hocam siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Geçen hafta başladığımız konuyu tabii ki çok kapsamlı olduğu için ayaklarının daha sağlam ve sağlıklı bir şekilde yere basması adına bu haftada devam ettiriyoruz. O da Türkiye'nin yeni anayasa arayışları. Geçen hafta özellikle değerli hocam bir geçmişten bugüne o anayasa hazırlıklarından bahsetti. Siz de pratikte özellikle uygulamaların hangi anlamda Türkiye'ye neler getirdiğini, neler götürdüğünü bir SWOT analiziyle bizlere aktardınız. Bu hafta da peki nasıl bir anayasa sorusunun yanıtını arayalım istedik. Türkiye'nin mevcut durumuna göre, yaşadığı koşullara göre, sosyoekonomik yapısına göre, halkın beklentilerine, ufkuna, vizyonuna göre ve Türkiye'nin dünya ölçeğindeki hem siyasal hem ekonomik olarak rekabet etme gücünü olumlu etkileyebilecek, sosyal yaşam standartlarını üst bir noktaya taşıyabilecek, demokratik hukuk devletini sosyal devlet ölçeğinde çok daha sağlıklı bir noktaya çıkarıp Türkiye'yi çağdaş muasır medeniyetine taşıyabilecek bir anayasa metninin temel dinamiklerini belki konuşacağız. Ben müsaade ederseniz Bülent Hocam'dan başlayayım. Şunu sormak istiyorum size ilk olarak bu sohbete başlarken değerli hocam. Anayasa bir metin, bir değerler manzumesi bakıldığında. Acaba biz yıllardır Türkiye'de anayasaya olması gerektiğinden çok daha büyük bir değer ve önem mi atfediyoruz? Ve sanki onu bir sihirbazlık formülüymüş gibi adlandırıyoruz. Yani anayasa metni size bir şeyler vaat ederse ülkede her şey dört dörtlük yolunda mı gider, yoksa asıl onun sosyal yapıya uyum mudur önemli olan? Hemen oradan başlayalım isterim. Evet, bahsettiğiniz yanılsama Osmanlı Devri'nden beri var. Hani burada anayasanın tarihsel gelişim üzerinde niye durduk? Tabii. Çünkü modern, gerçekten halkın yaptığı bir toplum sözleşmesi biçiminde bir anayasa düşünülüyorsa bu geçmişteki hataları görmeden olmaz. Elbet. Bu anayasa. Elbet. Ve bir anayasa çağrısı yapılıyorsa hükümetin ve muhalefetin birbirine güvenmesi gerekir. Kuşkusuz. Şimdi hükümet burada memnun olmadığı bazı devlet kurumlarını daha böyle bir elense çekmek istiyorsa elbette muhalefet hükümete güvenmez. Muhalefet burada bir alternatif değil de hükümeti yıkmak, tek amacı hükümeti yıkmak olan bir koçbaşı rolünü gönüllü olarak üstlenmişse o muhalefete de hükümet güvenmez. Çok doğru. Yani çok doğru. Güvenin sağlanması buna bağlıdır. Yani muhalefet gerçekten bir gelecek vizyonu ile bu işe yaklaşırsa, hükümet de bazı kurumları daha böyle bir budama niyeti değil de gerçek bir toplumsal uzlaşı ile yaklaşırsa güzel bir anayasaya kavuşabiliriz. Bunun şöyle için küçük bir müsaadenizle ekleme yapmak isterim. O da muhalefet anlayışı dünyada. Her partinin tüzüğünde kuruluş amacı olarak iktidara gelmek yazar. Öyle değil mi? Yani evet, evet. İktidara gelme amacı, hedefi gütmeyen bir siyasal partinin zaten tüzüğünden saptığını veya kendi varlığını inkar ettiğini düşünürüz. Evet. Yani varoluş nedeni inkar eder ama Türkiye'de sanki son dönemde siyasi yapı olarak muhalefetin pek öyle iktidara gelmek gibi bir niyeti yokmuş gibi de sadece iktidardakini aşağıya çeken, evet, ve kendi bulunduğu konuma getirmeye çalışan bir çabası varmış gibi. Çünkü aksi olduğunda siz bir vizyon, bir prensip ortaya koyarsınız ve sizin de bazı projeleriniz vardır masanın üzerine koyduğunuz. Ben iktidara gelirsem bunları yapacağım. İşte kanıtım da bunlardır, çalışmalarım da bunlardır dersiniz ama Türkiye'de iktidarla muhalefet ilişkisi artık tamamen siyasi polemikler, sen onu söyledin, ben bunu yaptım üzerinden gitmeye başladığı için halk olarak biz de yani oyumuzu verirken neye vereceğiz?
hangi projeye plana vereceğiz, hangi vizyon ve gelecek projeksiyonuna vereceğiz, zaman zaman soru işareti yaşadığımız oldu. Yani bu muhalif anlayış iktidarı aslında aşağıda çeker, yüceltirle. Öyle değil evet. mi? Evet. İktidar da bu dediğinizi çok iyi sezmiş olmalı ki sürekli böyle Sultan Hamit'le ilgili diziler, hatırlatmalar. Çünkü o dönemde de Jön Türkler ve İttihat Terakki bu kafadaydı. Yani bütün meselelerin kaynağı sultandır. O gitti mi Ermeni meselesi de çözülür. Efendim biz rahat ederiz, Balkanlar rahat eder, şu rahat eder. Bunların hiçbiri olmadı. Hürriyet geldi, hürriyet gelmedi. Diktatörlük geldi. Balkanlar Malkanlar değil, Ermeniler daha da hırslandı. Yani doğrudan emperyalizmin gönüllü tetik bugünkü PKK gibi oldu yani. Şimdi bunları görmeyerek bütün meseleler için iktidarı, bir de tabii ki Almanya'ya yakın duran Abdülhamid'e karşı İngilizlerin, Fransızların desteklediği bir Jön Türk ihtilali memleketi felakete götürdü. Yani bu anlamda iktidar da sürekli muhalefetin bu kısırlığı ve hırçınlığı üzerinden siyaset üretmek istiyor. Bir ölçüde başarılı da oluyor. Çünkü muhalefet koçbaşı rolüne düşmüş durumda ne yazık ki. Şimdi anayasa tartışmalarında da ben hani dediğimiz biçimde bir modern bir muhalefet ve modern bir hükümet anlayışı görseydim, görmek de istiyorum, ümit var olurdum. Yani ümitli olurdum. Ama daha işin başında seçim olsun da yeni meclis yapsın anayasayı demek şu ana kadar... Biraz üzüm yemek değil, bağcıya dönmek gibi algılanabilir 40 sanki. 40 seneye yaklaştı anayasa. Evet. 39. senesindeyiz. 39. senede kaç tane seçim oldu? Hangi şeyler değişti? Yani bunu sormak gerekir. Ve bu siyaset değildir. Yani geçen hafta da dedik. Hemen işte benim anayasam diye koymak lazım. Hazırlıklı bir muhalefet olmalıydı burada. Şimdi modern bir anayasaya kavuşmamızda bence şu hususlara da dikkat etmek gerekir. Bugün nedir modern anayasa? Yani şikayetçi olduğumuz şeylerin çözümüdür modern anayasa. Evet. Şimdi şikayetçi olduğumuz şey neydi? En temel belli başlı konular neler? Biz koalisyon yapmayı bilmiyoruz. Koalisyonlar sorun oluşturuyor. Uzun ömürlü olmuyor. Koalisyon olmasın. Tamam. Ne oldu? Barajlar ve en nihayet 2017 referandumu. Ama şu an bence Cumhurbaşkanımız şunu gördü. 2017 referandumuyla, yani başkanlık sisteminin uygulanmaya başlaması ile Cumhurbaşkanlık sistemi deniyor. Oraya geçiş ve yürütmenin yasamadan bağımsızlaşması şimdi. Fakat bu noktada yasama yürütmeye bağımlı hale geldi. Evet. Çünkü yasamanın yürütmeyi indirme yetkisi yok. Amerika sistemi tamam. Ama yürütmenin yasamayı kurşun askerlerle pasifize etme kontrol edebiliyor. Çünkü partinin başında. Evet. Yani tersi bir durum oluştu. Şimdi Amerika'da ne olursa olsun bir başkan senatoya talimat verebilir mi? Düşünebiliyor musunuz? Kongreye talimat veren bir başkan. Daha da ileri gidecek olursak, Amerika'da devlet devasa bir kilise, devasa bir cami yaptırabilir mi? Yani Amerikan sistemi diyorsanız bu kendi içinde bir bütündür. Doğru. Yaptırmaz ama yapana da karışamaz. Yani imara, sanat eserine, peyzaja uygunsa herkes kendi ibadethanesini yapar. Şimdi Sultan Süleyman'ın camisi var, Sultan Selim'in camisi var, benim de camim olsun. Şimdi bu belki kendi tabanını, sevenlerini hoşuna gidebilir. Ama devlet sistemi olarak sen Amerikan sistemini öve öve bitiremiyorsan onun bu yönleri de var. Şimdi Amerikan sisteminde efendim Anayasa Mahkemesi kararı ve hadi bakalım Anayasa Mahkemesi sen istifa et, hiç orada durma. Kararı beğenmeyebilirsin, ayrı mesele. Ama oraya atamışsın, imzalamışsın, getirmişsin insanları. Şimdi ben bunu beğenmiyorum. Ve
Yeni anayasada bunu da dikkate alacağız. Efendim işte bunların derdi Can Dürdar'ı, Selahattin Demirtaş'ı kurtarmak, Anayasa Mahkemesi'nin işi bu mudur? O yetki vermeyecektin o zaman. Bundan şikayetçiysen hak ihlali yetkisini vermeyecektin. Bırakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi incelesin. Niye Anayasa Mahkemesi'ni bu işine sokuyorsun? Efendim Almanya'da varmış bu. İşte bizim temel hatamız. Orada var, bizim de olsun. Sihirli değnek olarak anayasayı az önce bahsettiğiniz şekilde görmemizdeki temel, ya anayasa bir sihirli değnek değil. Efendim Amerikan sistemini aldık, dünyalar bizim oldu. Efendim işte Enver Paşa da bıyığını Alman İmparatoru gibi kıvırdı. Aferin, Alman İmparatoru oldu Enver Paşa. Yani bu basitlikler, bu yine anmadan edemeyeceğim, rahmetli Mümtaz Soysal Hoca, Hoş Geldin Tanzimat diye meşhur bir yazısı vardır onun. Ama şimdi 61 anayasasını göklere çıkartıyor. Tamam, çıkarsın, bir şey demiyorum. Ama orada Almanya'yı hatırlaması gerekirdi. Almanya'da ne oldu? Cumhuriyeti ilan ettiler. Savaşın sorumlusu olarak 2. Wilhelm, 1918'i konuşuyorum. Yani evet. Kasım'da ateşkes yapılır yapılmaz. Sosyal demokrat, sol çevreler isyan etti buna. İmparatoru sorumlu gördüler. Onlar bunu yaparak Fransızların, İngilizlerin nefretinden yeni bir Almanya ile kurtulacaklarını ve daha dengeli bir barışa ulaşabileceklerini, çünkü doğuda korkunç bir Bolşevik devrim var. Bütün kapitalist Avrupa'yı tehdit ediyor. Böyle bir anlayış beklerken Fransızların, İngilizlerin, o milyonlarca gencecik insanın kaybı Almanya'ya bir nefret doğurdu. O politikacılar da savaşın sorumluluğunu saptırmak için bütün hedefleri Almanya'ya yönelttiler. Versailles diye korkunç bir anlaşma çıktı. Aynen. Ama bu sosyal demokrat hükümet, yeni bir Almanya, yeni bir başlangıç, demokratik bir Almanya ve cumhuriyetçi bir Almanya, o otoriter Bismarck tarzı Prusya militarizmini aşmış bir Almanya için 1919'da Weimar, ki Alman felsefesinin, edebiyatının zirvesinin, Goethe'nin şehridir, onu Weimar'da bu anayasa hazırlanırken, o nedenle Weimar Cumhuriyeti denir anayasadan ötürü, Alman halkı 1-2 ay arayla oluşmuş iki metinden Weimar'ı görmedi, Versay'ı gördü. Çünkü Versay'da Weimar'ı da Versay'ı imzalamak zorunda kalan, ama Weimar'la Alman halkının önüne modern bir cumhuriyet de getiren aynı hükümetti. Hı hı. Ama onu görmedi Alman halkı. Versay'ı gördü ve evet. Versay'ı imzalandı. Ve bunu bir başarısızlık olarak, hain olarak gördü. Nitelendirdi. Hitler bunu çok kullandı. Hı hı. Versay'ı imzalayanlar haindir dedi. Hı hı. Şimdi Türk halkı, Mümtaz hocamız istediği kadar 61 anayasasını övsün, 61 anayasasıyla aynı yıl hazırlanan idam sehpalarını görmüştür. O anayasayla yassı adayı bir tutmuştur. Ve daha kötüsü, yassı ada mahkemesi oldu size anayasa mahkemesi. Ama bunları anlatmıyor kitabında hocamız. Rahmetli bunları anlatmadı kitabında. Sabahtan akşama 61 güzellemesi yaptı. Oysa idamlar olmasaydı bu siyasetçiler hiç, ömür boyu yasak koyun bakın. Celal Bayar öyleydi. Kimse onları hatırlamaz. Ki sonradan akıllandılar. 82 anayasasına siyasal yasaklar kondu. O yasaklar kalkmasaydı da kimse hatırlamazdı onları. Ama işte biliyorsunuz referandumda 87 referandum. Yani demek istediğim şey, burayı görmeyeceğim de efendim, bir de şöyle yazıyor. En büyük talihsizliği kendisini benimsemiş iktidarlara nasip olmamasıdır. Hani 61 anayasasının en büyük talihsizliği, ya bir anayasayı benimsemiş ya da benimsememiş diye bir şey olabilir mi? Söz konusuysa buna nasıl toplumsal uzlaşma diyeceğiz? Tabii. Yani kendisini benimsemeyenler varsa iktidarları halk seçmiş. Nasıl bir uzlaşma olabilir mi? Yani evet. Halka buluyor kabahati. Evet. Şimdi o açıdan bu hataların olmaması için yeni anayasaya dair benim birinci yaklaşımım, geçmişe ilişkin güzellemeler olmamalıdır bu anayasada. Daha gerçekçi. Gerçekçi olmalıdır. Evet. Kimseyi suçlayıcı bir şey olmamalıdır. Şimdi sağ kesim ve muhafazakar kesim genelde şöyle bir şey söylüyorlar. Laikliği tanımlayalım. Hı hı. Anayasada tanımı olsun.
Ve oraya da şu hükmü de koymak istiyorlar. Yani anladığım kadarıyla. Laiklik hiçbir şekilde dinsel özgürlüklere müdahale olarak yorumlanamaz. Bu hükmü de koymak istiyorlar. Laikliğin tanımı. Buna ihtiyaç var mı? Şimdi ihtiyaç şu. Laikliği 83 milyonu zihninde tanımlaman lazım. Anayasada tanımlamak yetmez. Şimdi laiklik bende şu. Yani şunu Türkiye'de ne sağ iktidarlarımız ne sol iktidarlarımız, partilerimiz şunu anlatamadılar insanımıza. Laiklikle demokrasi arasındaki ilişkiyi anlatamadılar. Laik demokrasi dediğimiz. Laiklik olmadan demokrasi niye olmaz? Bunu anlatamadılar. Sağ iktidar demokrasi varsa laikliği dayatamazsın dedi. Yani demokrasiyle laiklik karşı karşıya gidiyor. Anladım. Sol iktidar da laiklik olmadan istersen %90 oyla gel. Demokratik olmazsın dedi. Meşru olamazsın demeye getirdi. Oysa laiklik, biz hani Fransız sistemini benimsedik. Mesele şu. İşte geleneksel tanım din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Dinin devlete müdahale etmemesi. Ama devlet dine müdahale ediyor. Eğer ayıracaksan. Onu da. Şimdi bunu dediğin anda lazım. Evet. Birileri hani muhafazakar kesimde ben gördüm. Devlet dine müdahale etmesin de siz ne saçmalıyorsunuz ya diyor. Hocalar maaşlarını bile ödeyemezsiniz diyor. Yani eğer batıdaki gibi bir özellikle bir kilise yapsa orada papazların maaşı falan yok ki kilisenin tabii. O gönüllülerdir. Havariler gibi düşünürler papazları. Kilisenin gelirleri. Evet. Oradan gider. Siz bunu yapmaya hazır mısınız? Böyle bir imkanınız yok. Osmanlı zamanında vakıf senelerce de vakıflar bütçesinden ödenmiştir. Hocaların din adamlarının. Din adamlarının maaşları. Evet. Şimdi o nedenle bu kesimler de devlet dine karışmasın dediği anda siz acaba cebinizden bu din adamlarını ne yapacaksınız? Mesela o soru geliyor gündeme. O nedenle burada laiklik konusunu daha netleştirmek gerekiyor. Temel mesele şu. Laiklik olmadan demokrasi niye olmaz? Bakın siz bir parti kurdunuz diyelim ve insanlara eğitimi nasıl çözeceğinizi, çocukları nasıl daha iyi edeceğinizi anlatıyorsunuz. Öbür tarafta ekonomiyi nasıl geliştireceğinizi. Yani çeşitli programlar. Biri de çıkıyor ki onlar boşa konuşuyor. Ben yukarıdan mesaj aldım diyor. Yani onlar patatesi konuşsunlar. Ben mesaj aldım diyor. Şimdi bunun adı nedir? En basit anlamda bunun adı haksız rekabettir değil mi? Yani bir kimse rüyada gördüm işte ben FETÖ yaptıydı bunu. Yani böyle şeyler yaptıydı onlar. Efendim bana malum olduğu gibi en basit şeyleri temelden hareketle bu işin kendine göre kurallarını koyma hakkını görüyorsa öbürleri bir anda dini anlamda gayrimeşru oluyorlar. Boşa konuşan insanlar gibi görünüyor topluma. Şimdi toplumda laikliğin anlamı benimsenmiş olsa ben bundan korkmam. Çünkü öyle bir toplum bunu yapanı palyaço durumuna getirir. İngiliz toplumunda bir papazın bunu yapması onun akıl hastası olduğunu gösterir İngiliz kitlelerine. Evet. Ama bizde ne yazık ki biz insanımızın zihninde hala böyle bir modernleşmeyi yapamadığımız için insanlarımız genelde aşırı değil, son derece mütevazi ve mütedeyyin evet. Bir anlayışa sahiptirler. Geleneksel bir yapıdır. Mevlitler, doğru. Kandiller, doğru. Ramazan. Bu, doğru. Budur yani dini evet. Anlayış. Doğru. Bunun ötesinde bir doğru. Şey değildir. Evet. Öyle radikaller varsa da %3'tür, 5'tir. Hani sayısı toplumu etkileyecek bir şey değil. Çok marjinal sayıyı ama geçmez. Ama seçimde insanları etkiliyor bu. Evet. Yani bir şimdi, insanın. Evet. Şimdi hocam, laikliğin tanımlamadan önce doğru söylüyorsunuz. Bu olmazsa olmazı yani kimsenin bu tip argümanları kullanamayacağının bir mekanizmasını oluşturmak gerekiyor. Kullandığında siyaseten haksız rekabet oluşuyor. Evet mesela. Oluşuyor. Şimdi ben Halil Hocam'a da hemen dönmek isterim. Çünkü hocam yani çok güzel altyapısını koydu zaten Bülent Hocamız ortaya ama yani bugünün Türkiye'sinin 2021 yılının dünyanın sizin bir, yine çok ilgilendiğiniz bir alan olduğu için 10 büyük ekonomisi içerisinde yer bulma, dünya ihracat pazarlarının önemli bir aktörü haline gelebilme gibi bir takım
hedeflerle yola çıkmış bir ülkenin kuşkusuz bu hedeflere ulaşmasının arka planında kendi iç huzurunu da, sosyal huzurunu da sağlamış ve toplumsal uzlaşmayı bir anayasa metnine bağlı kalmadan da sağlıyor olabilmesinin bir pratiğini yaratmış olması lazım. Mevcut günün koşullarında nasıl bir metin, nasıl bir uzlaşma metni bunu sağlayabilir ki Türkiye'yi bu hedeflere götürsün? Ben biraz o konuda kafamızdaki projeksiyonu somutlaştırmanızı rica edeceğim hocam. Anladım. Şimdi teşekkür ederim soru için. Gayet de güzel bir soru. Eksik olmayın, sağ olun. Şimdi eğer ilk 10 ülkenin ekonomik bakımdan dünyanın ilk 10 ülkenin içerisine girmek istiyorsanız en azından onların yaptığı gibi yapmanız lazım. Yani hani derler ya Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir mantığı bir yok. Model bir model olarak alabilirsiniz. Varsa bir serim varsa buna bir bakmanız gerekir. Peki bu ilk 10 devlet ki şu anda Amerika, Çin, Japonya, Almanya diye gidiyorlar. Hocam aslında. Bu ülkelerde laiklik tartışması var mı? Şimdi onu tam oraya gelecek yani, galiba hocam da evet. Şimdi onunla bağlantılı. Aslında temel hak ve hürriyetlerle de bağlantılı. Hı hı. İşte yasama, yürütme ve yargı meselesinin arasındaki bağları ve bağlantıları birbirleriyle olan ilişkilerin garantiye alınmasıyla bağlantılı. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sisteminde gerçi Biden döneminde biraz değişecekmiş gibi görünüyor ama başkan tamam yürütme. Yürütmenin başı da başkan. Ama bunu denetleyen bir kongre ve senato var öbür tarafta. Tabii. Hem de ciddi yetkileri olan öyle, başkan üzerinde. Ve bazen başkanın temel istediği şeyleri geçirmeyebiliyor. Onun kendini geçebilecek olduğu, bükebilecek olduğu yerler var ama temel itibariyle yargı... Hocam başkanın yurt dışı masrafları ile ilgili bile biliyorsunuz krizde oluştu. Ya öyle ekonomi son derece önemli. Kimin senatör olup olmayacağına Biden mı karar veriyor? İşte veremiyor. Yani tabii ki değil. Ama bizde öyle mi? Şimdi işte 5 eşittir acaba 455 mi? Ya da 555 ile 555 mi büyük? 5 mi büyük mesela? Dünya 5'ten büyüktür meselesi. O bir ayrı bir husus. Evet. Bir de şu var. Parti liderlerinin iki dudağının arasındaysa milletvekilinin parlamento şeyinden yapısından bahsediyorsun evet, sayısından. Sayısal aritmetiğinden. Aynen öyle. Milletvekilinin milletvekili olabilmenin aday olması bile parti liderine bağlı. İki dudağın arasındaysa o zaman halkın ya da milletin vekili değilsin sen. Onun vekilisin. Seni oraya getirenin vekilisin. Dolayısıyla senin bağların artık buna göbek bağlı. Kuvvetler ağırlığı yok bizde o zaman. İşte yani, dolayısıyla yani, bir diyet ödemek zorundasınız. Hani iki süresinde kuvvetler ayrılığı gelmişti. Şimdi teori güzel. Onu pratiğe koymak. Kağıt üzerinde güzel evet. Pratik çok güzel. Avrupalılar Türkiye ile olan ilişkilerinde, Avrupa Birliği ilişkilerinde hep şunu söylerlerdi. Siz teorik olarak çok güzel geçirdiniz. Hani 2001'de derviş kanunları geçti. Türkiye'de Kemal Derviş kanunları evet. Hızlı bir şekilde. Hiç tartışmadık. Tık, ne yapabiliriz? Geçti. Aynısını biz Tanzimat'ta Islahat'ta da yaptık. Yani geçiriyorsun hızlı bir şekilde kanunlar geçiyor ama kanunların pratikteki uygulaması çok farklı. Gerçi bu farkların arkasındaki sosyolojik yapıdır. Ya uyum yok. Tarif var. Uyum yok. Uyumu sağlamadan şimdi Avrupa'da bir başlığı geçiriyorsunuz. Avrupa'da biçilmiş bir elbise var. İyi de benim vücut ölçülerim uymuyorsa onu da yeniden değiştirmeniz gerekiyor. Siz mesela Avrupa Birliği ile üyelik sürecinde malumunuz fasılalar var değil mi? Açılan evet, fasılalar var. Fasıllar, fasıllar var. O fasılların altında kaç tane uyum yasası var? Kaç tane madde yani, var? Çok, her birinin. İşte birkaç tane. Asıl mesele de orada işte, yaşanmıyor mu? Birkaç tanesini geçtik diğerlerine geçemiyoruz. Tıkanma onun, oldu çünkü. Tabii evet. Şimdi Avrupa, Türkiye-Avrupa ilişkilerine girersem çok uzun sürer ama şu var. Onun kendine has özellikleri var. Türkiye'nin hızlı geçebilecek olduğu alanlar olduğu halde geçirilmemesinin sebepleri de var. Bu doğru Türkiye ile evet. Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerin denge siyasetiyle ilişkileriyle alakalı. Bağlantılı evet. olamıyorsunuz. Ama anayasaya dönecek olduğumuz zaman nasıl bir anayasa Türkiye'yi ileriye götürebilir ya da anayasa ileriye götürür mü bir devleti? Onu açıdan önemli. Götürür mü hocam? Anayasanın şekline bağlı. Ne için hazırladığınıza bağlı. Ne demek bu? Bir kere temel hak ve hürriyetleriniz var. Yabancı yatırımcı çekeceksiniz. Evet. Bir yatırımcı gelecek Türkiye'nin içerisine yatırım yapacak. Sizin için cazip olacak yani. Gayet güzel. Tamam. Para gelsin dışarıdan. Niye? Para geldiği zaman fabrikalar açıldığında bizim buradaki işsiz insanlarımıza iş sağlayacağız. Dolayısıyla iş aş meselesi çözülecek. İyi de buraya bir insanın gelebilmesi için ne gerekiyor?
kere güvence lazım. Para nereye gelir? Para güvenli yere gelir. Para güvenli değil. İstikrarlı yere gelir. Belirsizliğin olmadığı yeri sever. Ertesi gün ne olacağı belli değil. Ve sizin bütün varlığınız yine biraz önceki milletvekilinin durumu gibi iki dudak arasına sıkıştırılmışsa o zaman oraya gitmezsiniz siz. Güvenli hale gelmezsiniz. Hani 5 ile 15 milyar dolar arasında bir para geleceğini bekliyorduk. Bu Volkswagen'ın Manisa'ya gelmesi meselesi. Evet. Neden gelmedi? Çok çeşitli sebepler olabilir. Pandemi de buna bir o da olabilir örnek veriliyor çünkü. Arkasındaki evet. Hani hatta şunu yapmamıza rağmen yerini bedava vereceğiz. Hı-hı. Pek çok şeyi altyapı teşvikler verecek. Belki de size ona 3 belki de 5 milyara kadarını biz karşılayacağız. Ama gelsin. Hani know-how dediğimiz neyin nasıl yapılacağı, teknolojinin transferi bakımından önemliydi. Doğru. Bir gelenek oluşturması bakımından önemliydi ama gelmiyorsa işte bunun bir sebebi var. Şimdi burada kişi hak ve hürriyetlerini o zaman yabancı yatırımın güvencesinin pek çok hususun garantili olması lazım. Yani bir anayasa yürütmenin yetkilerini, yargının yetkilerini ve yasamanın ayrı ayrı tutması gerekiyor. Ve bunların arasındaki denge eğer dengeli bir şekilde işliyorsa ve işletiliyorsa ve işlemesi sağlanıyorsa o zaman o anayasa En sıradan yere sağlam basıyor demek. En sıradan vatandaşın da hakkını koruyor. Evet. Kurum ve kuruluşlarını da koruyabiliyor ve birbirisini denetliyor demektir. O zaman yetki karmaşasına girmezsiniz. Şu anda hani partili cumhurbaşkanı meselesi, muhalefetteki partinin eleştirmesi ya da iktidardaki partinin sen ne hakla eleştirirsin bu böyledir demesinin meselesi bu yetki karmaşasından kaynaklanır. Anladım. Sizin hayvanlar aleminde bile vardır. Hı hı. Herkesin bir hakimiyet alanı vardır. Bir hiyerarşisi vardır. Eğer bir hayvan diğerinin hayvanın hakimiyet alanına girerse kavga götürür. Tabii. Ölümü nedir bu çoğu tabii zaman? Tabii. Şimdi birisi diğerinin hakkına sürekli müdahale ediyorsa öteki de diyor ki ben de seni tanımaz hale geliyorum. Ve bu çatışma sürekli hale gelebiliyor. Peki bunun üstesinden nasıl geleceksiniz? Hemen bu sorunun yanıtını reklamdan sonra verelim hocam. Peki. Bunun üstesinden nasıl geleceksiniz? Çok bence doğru bir yere geldik çünkü. Evet. Merak ediyorum ben de sorunun yanıtını. Sevgili seyircilerimiz Kent ve Ekonomi'de çok kısa bir reklam arası için izninizi isteyelim. Aranın hemen ardından değerli hocamız Doçent Doktor Halil Erdemir'den işte bu altyapısını ortaya koyduğu bütünün çözüm için neler yapılması gerektiğini öğreneceğiz.